Evet arkadaşlar, bu videoda bağımızı sıvı pH düzenleyicisini gübre tankından vereceğiz. Bunu atmamızın amacı kökleri daha iyi çalışması için yapılan bir işlemdir. Sularımız kireçli olduğu için her sene atıyoruz bu pH düzenleyici kireç çözücüyü atıyoruz. Görüntüsü açık sarımsı sıvı pH düzenleyicisidir. Evet arkadaşlar, suyumuz buradan gelmektedir. Gübre vanalarımızı buradan açıyoruz, ikisini de. Ondan sonra bu büyük vanamızı az kısıyoruz, 3'e getiriyoruz. Buradan suyu kısınca buradan tanzikli geliyor. Buradan geldikten sonra gübre tankını basınç veriyor. Buradan damlama sistemimize veriyor suyu. Gübreli suyu. Ve ağzını kapatıyoruz. Gübre tankımızın kapağını kapattık. Vanalarımızı açtık. Gübre tankına su basıyor şu anda. Vanamızı kıstık. Vanayı yarım bir şekilde kısıyoruz ki buradan su basması için başka türlü basmıyor suyu. Vanayı açık kalırsa. Bu büyük vanayı yarım kısıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıvı kükürttür. Gübre değildir. Bunu atmamızın amacı topraktaki pH değerini düzeltmek ve bağın kökündeki daha iyi çalışması için, pH değerini dengelemesi için ve bitkinin diğer gübreleri alması için daha etkili bir yöntemdir. Evet arkadaşlar, gübre tankımızın kapağını kapatıyoruz. Bu işlem pulverizatör ile de oluyor, ancak maliyetli. Bu işlem sondaj ile olduğu için maliyeti fazla yok. Vanalarımızı açtık. Gübre tankımıza geldi su. Vanayı kısacağız. Vanayı yarıya getiriyoruz. Otuzu getirdik. Ve böylelikle gübre tankımıza su giriyor. Basınçlı. Giriş burası. Buradan sistem...
Thank you.